boyunca tazelik sunan Arçelik Derin Dondurucular hava durumunu sundu. Dear passengers, ladies and gentlemen, rahat olun. Türkcell'de yurt içi tarifeniz yurt dışında da aynen geçerli. Nerede olursanız olun, telefonunuzu rahatça kullanın diye Türkcell tarifiniz bayramda da yurt dışında aynen geçerli. Mutlu bayramlar. Paso uygulamasıyla artık maç biletiniz her an cebinizde. Hem de sunduğu sayısız kolaylıkla birlikte. Nasıl mı? Maç bileti almak için Paso uygulaması üzerinden kart başvurusu yapabilirsiniz. Var olan kartınızda ne kadar para kaldığını görüp para yükleyebilir ve e-bilet sürenizi uzatabilirsiniz. Yalnızca Paso uygulamasında bulunan maç takibi bölümüyle gitmek istediğiniz maçın uyarı butonunu fikstür üzerinden aktif hale getirebilir. Böylece biletler satışa çıktığı anda telefonunuza bildirim alabilirsiniz. Paso uygulaması üzerinden maç biletinizi satın alabilirsiniz. Dilerseniz biletinizi ya da kombinenizi istediğiniz kişiye tek maç için kolayca transfer edebilirsiniz. Ha, bu arada diğer maçların canlı sonuçlarını da takip edebilirsiniz. En büyük yenilik ise Paso uygulamasının mobil bilete dönüşebilmesi. Paso uygulamasından maça giriş bölümünü açıp telefonunuzu stat girişinde turnikeye okutarak maça girebilirsiniz. Böylece Pasolik kartınızı unuttuğunuzda ya da kartınız henüz size ulaşmadığında tek girişlik Pascard'a ihtiyaç duymadan tribündeki yerinizi alabilirsiniz. Paso uygulamasını hemen indirin. Yeni nesil taraftar deneyimini hemen yaşayın. Genç Ahmet aldı pası, daldı Kiyılı'ya. Tişörtlere doğru ilerliyor. Mükemmel bir hareket. Sağından atıp solundan geçti. Üst üste iki güzel hareket birden. Pozisyon net, %60 indirim ve 12 taksit. Alırsa gol olur ve gol. Almak istiyorum sayın seyirciler. Almak istiyorum. Kiyılı, Kiyılı, Kiyılı. Yazın canı balık çekene, vişneyi, bezelyeyi dört mevsim taze sevene, etin mevsimi olmaz, her an elimin altında olsun diyene, her mutfağa uygun Beko Derin Dondurucular dondurup saklasın, ne varsa taze kalsın. Beko Derin Dondurucular şimdi 799 liradan başlayan fiyatlarla. Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı. 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın. Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz. Benzeri Fenerbahçe bonusla göster Fener'e desteğini. Harcama yaptıkça hem bonus kazanmak hem de Fenerbahçe'ye destek olmak için TB bonus yaz, 33.40'a gönder, kartın sana gelsin. İyi ki değerli izleyenler, özlediğimiz günleri yeniden hatırlamanın tam zamanı şimdi sloganıyla ortaya çıkan bugünkü klibimizi paylaştık sizlerle. Bültenimize futbolla başlayacağız. Fenerbahçe Ligi'nin ikinci haftasında bugün Evkur Yeni Malatyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Lefter Küçük Andoniadis sezonunda ikinci hafta maçına çıkıyor. Sarı lacivertli ekip Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Yeni Malatya Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele saat 21.45'te başlayacak ve Bein Sports'tan canlı yayınlanacak.
Karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Alex Taşçıoğlu'nun yapacağı maçın dördüncü hakemi Koray Gencerler olacak. Fenerbahçe Ligi Bursaspor galibiyetiyle başladı. İlk hafta konuk ettiği rakibini 2-1 yenen Sarı Lacivertli ekibin gollerini penaltıdan Giuliano ve Josef de Souza kaydetti. Ev kuryeni Malatyaspor'da sezona Göztepe deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyetle başladı. Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Süper Lig'de ilk kez mücadele eden Malatya temsilcisiyle İstanbul'da oynadığı maçı 3-1, deplasmandaki karşılaşmayı da 2-0 kazanmıştı. Fenerbahçe geçtiğimiz sezonun son 10 ve bu sezonun ilk haftası ile birlikte ligde 11 maçtır kaybetmiyor. Sarı lacivertli ekip bu karşılaşmalarda son 8'i üst üste olmak üzere 10 galibiyet alırken bir mücadeleden de beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe dün akşam Malatya'ya gitti. Sarı lacivertli ekibi taraftarlar coşkuyla karşıladı. Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Evkur Yeni Malatya Spor'a konuk olacak. Fenerbahçe kafilesi saat 20.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Malatya'ya hareket etti. Sarı lacivertli ekip yaklaşık 1 saat 15 dakika süren yolculuğun ardından Malatya Havalimanı'na indi. Fenerbahçe kafilesinin Sarı lacivertli taraftarlar havalimanında büyük coşkuyla karşıladı. Kafile karayoluyla konaklayacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı. Şimdi kameralarımızı Malatya'ya çevirelim. Sarı lacivertli ekipten son bilgileri almak üzere sözü Barış Yalçınsoy'a bırakalım. Teşekkürler Dilay Kemer. Senin de belirttiğin gibi Malatya'dayız. Takımımızla birlikte bu akşam 21.45'te Evkur Yeni Malatya Spor'la karşı karşıya gelecek futbol takımımız Süper Lig.